Evet, Doğa Okulları AB projelerinden merhaba. Ben Pelin Gerçeker. AB projeleri olarak Doğa Okulları'nda ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Bunlardan söz edeceğim. İlk söz edeceğimiz Ulusal Ajans'a bağlı, Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı Ulusal Ajans tarafından yürütülen ülke merkezli projelerden bahsedeceğiz. Hayat Boyu Öğrenme Programı ve gençlik programlarına ilgileniyor biliyorsunuz ülke merkezli projeler. Önce Hayat Boyu Öğrenme Programı'nda var olan Comenius Okul Ortaklığı projelerinde acaba ne gibi başarılar elde ettik? Bundan bahsedelim. Bakın 2010 yılında 1141 başvuru olmuş ve 379 tanesi seçilmiş ve 607 tanesi kabul edilmemiş. Ve bu kabul edilmeme gerekçesi de birçoğunda biliyorsunuz farklı programlar var. Yanlış bir alt programa başvurduğunuz takdirde bütün emeğiniz boşa gidebiliyor. O yüzden programları da çok iyi tanımamız lazım. Comenius Okul Ortaklığı olarak bakalım neler başarmışız. 9 tane proje kazanmışız. Aynı şehirde ve aynı kurum içerisinde bu bir mucize olarak kabul ediyoruz. Bu birlikte çalışmak, takım ruhu olmaktan yola çıkılıyor. Ne gibi projeler var bakalım konularına baktığımızda. Bostancı Doğa Lisemizin tamamıyla sosyal içerikli aktif vatandaş, Avrupa vatandaşı nasıl olabiliriz? Bu konuda bir projemiz var. Yine Atakent Doğa'nın çevreyle ilgili çevremizi nasıl yemyeşil yapabiliriz? Bizim zaten doğa konseptimiz biliyorsunuz her sınıfımızda yeşertmeye çalıştığımız bu anlamda Atakent bu duyguyu taşımış oldu AB projelerin ortaklarıyla. Yine Acar Kenti Doğa School'un yine çevreyle ilgili projesi Sarıyer Doğa'nın matematik öğrenmek harikadır isimli bir proje. Gördüğünüz gibi her türlü branştan olabiliyor. Yine Kartal Doğa İlköğretim'in koordinatörü olarak yürüttüğü doğa konsepti projemiz. Yakacık Doğa'nın yine çevreyle ilgili projesi. Sarıyer Doğa İlköğretim'in sağlıklı yaşam, sağlıklı spor adlı projesi. Yine anaokulumuzun yine koordinatörü olarak yürüttüğü daha küçük yaşta Avrupa kimliğini nasıl yansıtabiliriz adlı projesi ve yine Ataşehir İlköğretim'in Picasso adlı projesi. 9 projemizde büyük bir başarıyla 2 yıl boyunca sürecektir. Evet, 23 bin euro 2 senelik olduğu için hibe verilmiştir. Bunların ayrıntıları zaten söz edildi diğer sunumlarda. Şimdi bahsedelim. Hazırlık ziyareti yapmak bizim için çok önemli. Bundan da bahsetmek istiyoruz. Eğer önceden davranırsak, önceden hazırlıklarımızı yaparsak, hazırlık ziyareti ortaklarımızla toplanıyoruz. Ulusal Ajans bununla ilgili bir ödeme gerçekleştirebiliyor. Fakat her zaman kısıtlı olduğu için bütçeler erken davranmamız gerekiyor. Yani Şubat ayında başvuracağımızı düşünürsek Eylül-Ekim ayları gibi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü hemen paramız bitti diyebilirler. Ortaklarla bir araya geliyorsunuz ve projeyi kurgulayabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. Bununla ilgili Ulusal Ajans size ödeme de yapabiliyor. Bundan o yüzden yararlanalım diyoruz. Ve Comenius Okul Ortaklığı neler yaptık peki? Bunlar şu anda 2011 yılında heyecanla beklediğimiz, şu anda bugünlerde açıklanacak sonuçları neler yaptık ondan bahsetmek istiyoruz. Koordinatör olarak bakın yazdığımız projeler Yakacık Anaokulu, Bursa Abaküs Anaokulu olarak, Bostancı İlköğretim, Acarkent, Sarıyer İlköğretim, Beykoz İlköğretim, Comenius İlköğretim, Ankara Lise ve Bursa Lise hepsine koordinatör olarak başvurumuzu yaptık. Ortak olarak da Atakent Anaokulu, Üsküdar, Beykoz Anaokulu, okul öncesi de ilk öğretimde de Üsküdar, Acarkent, Bostancı ve Bursa ilk öğretimlerine başvurumuzu yaptık. Kartal Lise, Üsküdar ve Sakarya Lisesi. Bakalım toplam 5 anaokulu, 9 ilk öğretim, 5 lise, 19 okulumuz başvurmuştur. Heyecanla sonuçları bekliyoruz. Tekrar burada da teşekkür etmiş olalım herkese.
Bir de merkezi projelerimiz var. Şu anda ülke merkezinden bahsettik. Merkezi projelerimiz gördüğünüz gibi bu linkten zaten sunumlarda da daha önce anlatıldı. Nedir? Tamamıyla Brüksel'e bağlı projeler. Peki biz bu alanda başvurular gerçekleştirdik mi? Bir de bundan bahsedelim. Evet. 28-2011 merkezi AB proje başvurusunu yapan okullarımız nedir diyelim. Okullarımızdan ziyade bütün Doğa Koleji olarak başvurduk. Toptan hepimiz. Doğa konsepti ve TMB'yi projelendirdik ve heyecanla bekliyoruz. AB projesi olarak Comenius Multiliter başvurusunu gerçekleştirdik. Yine Polonya'nın koordinatörlüğünde Leading Schools to Prepare Students for the World of Work, yani iş dünyasına öğrencilerimize hazırlıklı katılımını gerçekleştirmek ve onlara rehberlik etmek amaçlı okulları yönlendireceğiz TMB'ye çalışmalarımızla. Burada da ikinci ortak olarak başvurumuzu gerçekleştirmişiz. Bu anlamda da çok mutluyuz. Sonra Euromove Project. Burada da Avrupa okul liderleriyle bir arada olmak ve Avrupa bilincini yükseltmek ve hareketliliği gerçekleştirmek için büyük bir ağ kuruluyor. Ve doğa okulları eğer başarabilirsek, kazanabilirsek bu merkezi projede portal olarak büyük bir ağda orta öğretimi temsilen bulunacak. Bu da büyük bir heyecanla beklediğimiz bir proje. Yine Fransa koordinatörlüğünde Avrupa okul liderlerinin okullarda Avrupa projeleri gerçekleştiren öğrenci ve öğretim kadrosunun yukarıda benim açıkladığım değişimi konularında farkındalık yaratılması adına gerçekleştirilen merkezi bir proje. Evet. Ve sonra İngiltere koordinatörlüğünde yine Durham Üniversitesi ile storytelling, yani biz bütün durumlar, olaylar, dersler hikayeleştirerek, öyküleştirerek nasıl anlatabiliriz üzerine bir proje, Destre projesi. Kültürel çeşitlilik üzerine, işte eğitim, sosyal, kültürel öğeleri birleştiren bir projemiz. Bu projemizi de heyecanla bekliyoruz. Sonuçta merkezi olarak tekrar seslendirmek istiyorum Onur'la. Comenius Multiliter projelerine doğa okulları olarak, bütün doğa okulları adına iki koordinatör, TMB ve doğa konsepti bahsettik. Üç ortaklık başvurumuz gerçekleştirmişizdir. Hepimize hayırlı olsun diyoruz. Bu yıl alamadığımız takdirde revize ediyoruz. Bu hiçbir kayıp yok değildir. Çünkü bir işe başlamak için, başarmak için mutlaka başlatmak gerekir. Ondan sonra hız kazanacaktır. Evet, yine doğa okullarında yürürlükte olan bakalım Comenius okul ortaklıkları 9'unu da burada sergileyemiyoruz. Ama sizlerden ricamız lütfen projelerimizi görebilmek, ayrıntılarına erişebilmek için sitemize ziyaret edin. Doğa okulları sitemize. Orada AB projelerini tıkladığınızda tüm ayrıntıları, projelerle ilgili, okul ortaklıklarına ilgili onların sitelerine ulaşabileceksiniz. Bunu sizden rica ediyoruz. Burada kısıtlı projeleri sunabiliyoruz ancak örnek olması arzusuyla. Yine Comenius okul ortaklığında bakın Kartal Doğu Anadolu Lisemizin yine Looking Through the Keyhole, A Search for European Identity, nedir Avrupa kimliğini bir anahtar deliğinden baktığımızda ne kadar çok ortak yönümüz var adlı bir proje. Sinan öğretmenimiz, kendisi matematik öğretmeni. Demek ki her branşta olabiliyor, bu projeler yürütülebiliyor. İlla ki İngilizce bölümleri tabii ki çok önemli ama sosyal branşlarda da, matematikte de her branş, resim, müzik, her branşta çok güzel çalışmalar yapılabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, bir diğer projemize. Burada bir fotoğraflarla sergilediğimiz gibi Brüksel'de bu projede 22 öğrenci götürdük. Ve 22 öğrenci parlamentoda bize özel bir durum açıklandı, bir sunum yapıldı. AB projelerine dair anlatım oldu. Ve bu büyük bir onur. Bakın hepsi yerleştiler. Özel mikrofonlar, sunumlar. Buna kaç öğrenci, kaç öğretmen şahit olabilir? Kendileri sorularını sordular Türkiye olarak.
gerçekten onur verici burada buluşmalarımız. Yine grup çalışmaları. Evet. Yine diğer bir projemiz. Yine Atakent Doğu Anadolu Lisesi'nin çevreyle ilgili projemiz. Ezgi Avar kendisi. Evet. Öğrencilerin mutluluğu siz de sunumda görüyorsunuz, heyecanını değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar sevgi dolu, sevinç dolu. Bakın ülkeler hepsi bir arada gelmişler. Hepsi bir arada. Ezgi Hanım yönetiyor projeyi. Ne kadar onur verici değil mi? Yani gerçekten bir arada eğleniliyor. Kültürlerin değişikliğini, paylaşımını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar heyecan verici. Comenius okul ortaklığı. Ve geçen de bir proje ortaklığında bulundum. Birbirlerine öyle sesleniyorlar. Comenius Partners, Comenius ortaklar diye. Gerçekten çok onur verici paylaşımlar. Evet, yine bir Sarıyer Doğa Koleji'mizin sağlıklı yaşam Cem Bey'in aynı zamanda müdür olan kendisi de yönetmek istedi projede. Evet, Cem hocamızın ekibiyle birlikte bakın okul heyecanına bir arada çocukların çalışmalarını sergiliyorlar hep bir arada. Yine ortaklarla birlikte. Evet. Dediğim gibi tüm ayrıntılar sitemizde diğer projeler. Bir de e-twinning projelerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi dediğimizde proje nasıl yaparız? Nasıl kurgularız? Oturduğumuz yerde hemen sınıfımızda çok güzel bir heyecanlı bir iş başardık değil mi? Mutlu ayrıldık sınıfımızdan. Bu demektir ki projemiz başlamıştır. İşte yaptığımız tüm aktiviteleri e-twinning'de sergileyebilirsek eğer projelere ilk adımı atmış ve öğrenmiş oluyoruz. Hepinize, bütün öğretmenlerimize, bütün sınıflarımıza e-twinning projelerine mutlaka katılmalarını, aktif olarak rol almalarını istiyoruz. Nedir e-twinning? Bütün ulusal ajanslar bir araya gelmiş ve bir okulların girdiği, portalın oluştuğu bir ağ kurmuşlar. Orada bütün okullara ulaşabiliyoruz. Ve tüm projelerimizi, yaptığımız aktiviteleri oraya yükleyebiliyoruz. Ve oradan sunum gerçekleştirebiliyoruz. Bir de proje adımlarını zaten bize söylüyor. Böylece proje adımlarınıza yaşamış oluyoruz. E-twinning gerçekten bizleri çok heyecanlandırıyor. Baktığınızda sanal olarak gerçekleşiyor. Gidip gelme yok. Ama proje tanıyoruz, insan tanıyoruz. Bir proje yazıldığında biliyorsunuz ortak bulma süreci çok zor, sancılı bir dönem. Hiç böyle bir sıkıntı yaşamamış oluyoruz. Proje basamaklarını öğreniyoruz ve her bir başarılı AB projesinin geçmişinde baktığınızda orada soruyor. Nasıl bu ortaklar bir araya geldi sorusuna baktığınızda e-twinning öyküsü olduğunu görüyoruz her bir başarılı projede. Bu da e-twinning portalı. Şimdi Facebook çok popüler, onda çok zaman geçiriyoruz. İşte bu da bir portal. Burayı da araştırarak, yani ben sunumda elimden geldiğince size anlatmaya kısıtlı zamanda çalışacağım ama yani sizler de kendiniz araştırarak, inceleyerek daha güzellerini benim anlattıklarımın dışına da erişebileceğinize eminim. Devam ediyoruz. Neler yapabiliriz? İşte kayıt oluyoruz kendimiz. Evet, kaydımızı yaptık. Ondan sonra profilimiz var. Bu profilimizi olduğunca renklendirebiliriz size bağlı. Çünkü herkes bu profilden sizi tanıyor. Okulumuzu yazarız. İşte kendimize ilgili resimleri yükleyebiliriz profilimize. Sonra burada search kısmından istediğimiz anaokulları yazıyoruz. Pre-primary anaokulları karşımıza çıkıyor. Mary dahi yazdığında Mary isimli bütün ortaklar ortaya çıkabiliyor. Veya art yazıyoruz, sanat yazıyoruz, history yazıyoruz, tarih. Yani istediğimiz bir başlıkta birçok kişi karşımıza çıkıyor. Onları kontak yapabiliyoruz kendimize gayet rahat olarak. Evet, bu da Twin Space. Şimdi bu profili yaptık diyor arkadaşlar. Tamam, ortaklarımız da oldu. Ondan sonra ellerimizi kavuşturup beklemiyoruz. Ne yapıyoruz? Twin Space. Yani bu Twin Space projemizin sanal olarak gerçekleştirdiğimiz alan olmuş oluyor. Lütfen bunu kullanalım. Tekrar söylüyoruz. İşte Twin Space aktivitelerini yazmış. Burada bulunuyor. Evet. Tekrar ne demiş bakalım? İlk adım olan tüm partnerlerin, öğrencilerin katılım sağladıkları, paylaşımda bulundukları ortak bir alan. Ve bu sadece proje değil, yabancı dilde de, İngilizce'de de iletişim kuruyor öğrencilerimiz. Bundan daha mutlu, daha heyecanlı,
dil edincini sağlayan bir proje olmuş oluyor. İşte interaktif, naklen konuşabiliyorsunuz. Flash meeting var. Hemen anlaşıyorsunuz birbirinizle ve ortaklaşa konuşma şansınız oluyor uluslararası boyutta. Evet. Ve sonra projenizi yaptınız. Buraya yüklediniz. Ne oluyor? Proje bölümünüzde projeniz eş zamanda e-twinning sembolü gözüküyor, label. Ve projenizin ilerleme aşamasında quality label sembolü görülüyor. Ve böylece ne yapıyorsunuz? Postayla geliyor sizin sertifikanız okulunuza. Hemen sergiliyorsunuz onu. Yani bu anlamda projenizde başarılı olmuş oluyor. Örneğin Uluslararası Orman Yılı bu projenin, örnek projemiz. Yine bahsediyoruz publish kısmında tüm partnerlerimizin bloggerı www.blogger.com'da da paylaşabiliriz. Şimdi bu öğretmenimiz kendisi uğraşmış, incelemiş, bu blogger'ı da kendisi keşfetmiş. Şöyle ki, TwinSpace'te upload ettiğimizde yer kısıtlı olabiliyor ama bu www.blogger kısmından daha çok video paylaşımı, daha çok materyal paylaşımı oluyor. Bunu da bir ipucu olarak vermiş olalım. Sizler belki daha da ayrıntılar keşfedeceksiniz. Yeter ki bilgisayarınızın başında olun. Nedir e-twinning? Kısaca eşleştirme projesi, ortaklık kurmalarını herhangi bir alanda ortak projeler başlatmalarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda yani yazmış olduğunuz bir projeye ortak da burada bulabiliyorsunuz. Ama sanal ortamda proje gerçekleştirdiğiniz zaman suni olmamış oluyor ortaklarınız. Bizzat yaşayarak elde etmiş oluyorsunuz tecrübelerle. Peki sizler ne yapacaksınız? Gerek sanal ortamda yapacağımız e-twinning projeleri için, gerek Comenius Okulu ortaklığı için, gerek Grundtvig projeleri söz edildi size diğer çekimlerde veya gençlik projelerinde. Nasıl, ne yapacaksınız? Öncelikle lütfen AB proje ekibinizi, okullarınızı oluşturun ve görev dağılımı, ortak bulma sitelerinin tespit edilmesi, bulunan ortaklarla yazışma ve AB Proje Koordinasyonu merkeziyle yani bizlerle mutlaka iletişime geçin ve okul profilinizi hazırlayın. Sonrasında neden bu projelerde yer almak istediğinizi kısaca bizlere anlatın ve hemen buradaki gibi mutluluklarla paylaşabilmek için e-twinning projelerinde evet bizlerle iletişimde olun diyoruz. Şimdi peki e-twinning projesi yapmak istiyorsunuz, okul ortaklığı bulmak istiyorsunuz, insanlarla yazışacaksınız sürekli, yazışmanız çok önemli, bağınızı koparmayacaksınız, sürekli yazışacaksınız. Bir örnek metni inceleyelim diyorum ama bunu sadece bir örnektir, bunu kendiniz revize edebilirsiniz, kendinizi tanıtırsınız, okulunuzu tanıtırsınız, neler yapmak istediğinizi. Doğa bir zenginliktir arkadaşlar. Doğa okullarımızı anlatmak çok önemli. Çünkü bizim kaynağımız çok, okulumuz çok, yerleşim düzenimiz çok, yaptığımız misyonumuz o kadar yani derya kadar bilgi var önümüzde. Bunları yansıtabiliriz ve kendi projemizi tanıtıp bizlerle iletişimde olduğunu bulabiliriz. Bunu kayıtlı özellikle incelersiniz ama kendinize göre diğer projelerin konusuna göre revize edersiniz. Örneğin gençlikten bahsediyorsanız gençlik olduğunu belirtirsiniz. Tekrar ediyoruz. Bizimle mutlaka iletişimde olun diyoruz. Mail adreslerimizi görüyorsunuz. Her sunumda bunları göreceksiniz. Ve mutlaka bizlere yazın diyoruz. Teşekkür ediyoruz.